durup umursamaz tavır yaptınız mı, genç kızların sevgilisi oldunuz demektir. Elbette ki lafımız ima ettiğimiz kişilerin sanatsal duruşlarına değil, onların barda duruşlarına. Okan Bayülgen'in makinesi başladığında o gece takacağımız noktanın kadın konuk dekoltesi olduğunu düşünmüştük. Önce Nalan, sonra İpek, Ece, kim geldiyse göğsü bağrı açıp gelmişlerdi. Yanlışınız var hanımlar. Bu frikikle çalışan bir makine değil. Yanılmışız. Asıl mesele bardaymış. Nejat işte. Barda filminin ekibine Nejat İşler'e hakim olmaya çalışırken biz kendi adımıza sıkıntıdan televizyona bakamıyorduk. Duyguları ve hikayeyi iletmesi açısından... Nedir buranın dolu? Geceleri 9-11 arası içeriden 3 dakika maçı oluyor. Yani bu büyükler için. Nejat, ne diyorsun filmle ilgili olarak? Tane film, domuz mamulleri yok. Ne yok? Domuz mamulleri yok. Evet, saf. Yalan söylemiyoruz yani. Saf, samimi. Öyle mi değerlendiriyorsun? Nasıl? Saf mı, saf olarak mı değerlendiriyorsun, samimi olarak mı değerlendiriyorsun? Temiz diyelim. Hakan Boyav açıklama yapmayı üstlenip lafı Nejat İşler'e vermemeye çalışıyordu. Şöyle düşünün, eskiden kapılarımız açıktı, birbirimize güvenen bir toplumduk ve hep beraber mahallemizde, semtimizde, şehrimizde, ailemizde mutlu mesut yaşardık. Türk insanı böyle bir insandı. Dışarıdan ithal edilen bir takım olgularla artık ithal bir şiddetle yükselmekte Türk toplumunda. Arada bakışı yakaladınız değil mi? Film bitmemiş, o hala barda. ...3.1'in müthiş parçası eşliğinde konuklarını yollamayı düşünen Okan Bayülgen başına geleceklerden habersizdi. Her pazartesi. Her pazartesi. Peki. Peki. Evet, belli canım. Olayın kuliste daha da büyüdüğünü magazinlerden takip etmişsinizdir. Biz sadece Nejat Bey'e o canlı yayın gecesinde milyonlarca hayranı onu izlerken nasıl durduğunu hatırlatmak istedik. Efendim, magazin...